Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden KPSS biyoloji sınıflandırma sorularıyla devam ediyoruz abicim. Hemen okuyalım sorularımızı. Doğal sınıflandırmada protein benzerliği, embriyonik gelişmedeki benzerlik, kromozom sayısındaki benzerlik, anatomik ve fizyolojik benzerlik, analog organ özelliklerinden hangileri kullanılmaz diye soru gelmiş. Şimdi iki türlü sınıflandırma olduğunu biliyorduk. Birincisi neydi? Doğal sınıflandırma. Doğal sınıflandırma yani filogenetik sınıflandırma. Yani bilimsel olan sınıflandırma. Tamam mı? Protein benzerliğine bakılır. Gen benzerliğine bakılır. İşte fizyolojik benzerliğe bakılır. Anatomik benzerliğe bakılır. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. Yani köken benzerliğine bakılır. Homolog organa bakılır. Diğeri neydi? Ampirik sınıflandırma. Ampirik sınıflandırma. Yani doğal olmayan yapay sınıflandırma. Aristo'nun yaptığı bir sınıflandırma. Bu tamamıyla dış görünüşlerine göre yapılan sınıflandırma. Söylemiştim. Mesela Aristo nasıl sınıflandırmış? Havada uçanlar demiş. Veya suda yüzenler demiş. Suda yüzenler içerisine balinayı da sokmuş. Balığı da sokmuş. Abicim balinanın bir balık olmadığını biliyoruz. Balinanın bir memeli olduğunu biliyoruz. Bak farklı bir sınıflandırma. Yanlış. Veya işte havada uçanlar demiş. İşte atıyorum kuşlarla yarasayı aynı sınıf içerisine sokmuş. Ama yarasa dediğimiz memeli. Kuşlar dediğimiz kuşlar grubu. Tamam mı sınıfı? Yani gördüğünüz gibi tamamıyla bilimsel olmayan yanlış bir sınıflandırmadır. Ampirik sınıflandırma. Günümüzde de zaten geçerliliği yoktur. Günümüzde doğal sınıflandırma yani bilimsel sınıflandırma vardır. Protein benzerliğine bakılır. Hangileri kullanılmaz demiş. Ben önce kullanılanları söyleyeyim. Gerisi çıkacak zaten. Bir kullanılır abicim. Bir kullanılır geçtik. Embriyonik gelişmedeki benzerlik kullanılır abicim. Bu da kullanılır. Kromozom sayısındaki benzerlik. Bu dursun. Ya kromozom sayısındaki benzerlik. Yani buna bakıp yapamazsın. Niye? Örnek mesela ne olacak abicim? Atıyorum. Moli balığıyla insan. İkisinde de 46 kromozom var. Eğer 46 kromozoma göre iş yapacak olursam bütün 46 kromozomları aynı yere sokman lazım. Gördüğün gibi farklı. Bak birincisi bu geldi. Anatomik ve fizyolojik benzerlik eyvallah son derece önemlidir doğal sınıflandırmanın içerisinde. Analog organ, analog organ direkt olarak ampirik sınıflandırmaya girer. Doğal sınıflandırmaya girecek olan homolog organdır. Yani kökenleri aynı, görevleri aynı veya farklı. Analog organ neydi? Kökenleri farklı ama görevleri aynı. Örnek sinek kanadı, kuşun kanadı. Lan biri omurgalı, biri omurgasız. İkisinin de kanadı farklı kökenlerden meydana geliyor. Zaten bunlarda mezoderm yok gibi düşünün, tamam mı? İkisi de farklı. Bir bakıyorsun abicim ikisinin de görevi aynı. İşte buna analog organ deniyor. Analog organ da ampirik sınıflandırmada olur. Bu da kullanılmaz. Bana kullanılmazları soruyor. Hangisi kullanılmazdı? 3 ve 5 kullanılmaz. Yani Denizli şıkkı olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Al sana güzel bir bakteri sorusu. Şimdi arkadaşlar bak bakteriyi şöyle bir ben size anlatacağım, tamam mı? Bakteriyi şöyle bir anlatacağım. Birazcık da soru alalım hem alta. Şöyle yapalım. Ben size güzelce bir bakteriyi anlatmak istiyorum. Çünkü gelecek soruları bunların üzerinden çözeriz. Şimdi bakterilerin prokaryot olduğunu bileceksiniz. Canlı grubu içerisinde iki tane yapı var değil mi? Birincisi prokaryot, zarla çevrili organeli olmayan canlılar. İkincisi ökaryot olanlar. Prokaryot dediği zaman aklımıza sadece bakteri ve arke bakteri gelecek. Bitti bu kadar. Prokaryot olan canlı grubu budur. Zarla çevrili organeli olmayan canlı grubu. Hemen çiziyorum bak. Al sana bakteri şeklini çiziyorum. Bir. Bakterilerde zarla çevrili organel yok. Yani ne demek biliyor musun? Çekirdek zarı da yok. Çekirdek de yok yani. O yüzden bunların sitoplazmaları sitoplazmaları diyorum. Bunların DNA'ları sitoplazmada serbest. Ama bizdeki gibi helix yapılı değil. Bizdeki gibi böyle değil de bunların kromozomları yani DNA'ları bak gördün mü? Halkasal. Gördün mü abicim? Halkasal. Halkasal DNA'ları var. Halkasal DNA'ları var. Bir. Bu bakteri grubunda sadece bir tane organel vardır. Zarsız organel. Onun adı da ribozomdur. Banko test sorusudur. Tamam mı? Yani bütün canlılarda ortak olarak bulunabilen tek organel ribozomdur. O da zaten protein sentezini yapacağı için. Bakterilerde hücre zarı var. Bakterilerde bir de hücre duvarı var. Bak bu da gelir sorularda. Şu hücre duvarı
Peptidoglikandır. Peptidoglikan. Peki bütün bakterilerde var mı bu peptidoglikan? Hayır abicim. Bütün bakterilerde yok ama genelleme sorularında var. Eyvallah. Yoksa mikobakteriyum ve klamidyalarda hücre duvarı yoktur. Tamam mı abicim? Ama bakterilerin genellemesinde peptidoglikandan oluşmuş bir polisakkarit. İçerisinde peptit de girmiş olan bir polisakkarittir abicim. Bunu da bileceğiz. Peptidoglikanı. Bunu böyle bileceğiz. Sonra devam ediyoruz. Aynı zamanda şu hücre zarı içeriye doğru şöyle kıvrımlar meydana gelir. Tamam mı? İyice kıvrımlar meydana getirir. Bu kıvrımlara mezozomlar denir. Ve bu mezozomların üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları bulunuyor. Yani bunların mitokondrisi yok. Oksijenli solunumlarını mitokondride yapamıyorlar. Ama oksijenli solunumlarını ETS kıvrım şeylerde mezozom kıvrımlarında yer alan ETS'lerinde yapıyorlar. Yani bunlar oksijenli solunumlarını sitoplazmada gerçekleştirirler. Banko test sorusu. Bazı bakterilerde şöyle kamçılar, flageller bulunur. Yani aktif hareket edeni de vardır, pasif hareket edeni de vardır. Yani kamçısız olan bakteriler de vardır. Unutmuyoruz, tamam mı abicim? İşte bakteri dediğimiz canlı grubu bu. Hücre duvarı peptidoglikan, DNA'sı halkasal şeklinde, etrafında çekirdek zarı yok, çekirdekleri yok. Bir tane organel var, onun adı ribozom. İçeri doğru hücre zarı kıvrımlarına mezozom denir. Bu mezozomların üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları bulunur. Efendim söyleyeyim, bazı bakterilerde bir de bu hücre duvarının etrafında bir yapı daha bulunur. Buna da kapsül denir. Ve bu kapsüllü bakterilerle uğraşmak gerçekten çok zordur. Örneğin cüzzama neden olan bakteri, tamam mı? Ve cüzzamı yenmek de öyle kolay değildir. Bayağı yoğun tedavi gerektirir ve tedavisi de uzun sürer abicim. Bunu da bileceğiz, tamam mı? Yani o kapsüllü bakterilerle uğraşmak gerçekten son derece zordur. İşte bakteri dediğimiz grup, canlı grubu budur abicim. Hemen bakalım hangileri doğrudur demiş. Hangileri doğrudur? 1. Hücre duvarı kısa peptit zincirleriyle bağlanmış olan polisakkarit, eyvallah, doğrudur. Pilus adı verilen uzantılar bakterilerin çeşitli yüzeylere ve birbirlerine tutunmalarını sağlar. Eyvallah, doğrudur. Bak mesela bir şey daha göstereyim. Bakterilerde konjugasyon vardır, tamam mı? Bakterilerde konjugasyon vardır. Mesela örnek, İki tane aynı olan bakteri türü yan yana geliyor. Örnek bu bakterinin DNA'sı bir de kısa böyle DNA parçası olur. Buna plazmit denir, tamam mı? Bu plazmitleri sayesinde, atıyorum, bu bakteri antibiyotiğe karşı direnci var. Gördüğünüz gibi F plazmiti var. F plazmiti olan antibiyotiğe karşı dirençli oluyor. R plazmi sıcaklığa karşı dirençli. Bak gördüğün gibi F plazmiti var. Bu antibiyotiğe karşı dirençli. Aynı bakteri türü. Bak bunda F plazmiti yok. Antibiyotiği içtiğim zaman bunu öldürebilir. Bak bu dirençsiz. Ne oluyor biliyor musun? Bu iki tane aynı olan bakteri türü yan yana geliyor. Sonra pilus adı verilen uzantılarla, işte oradaki pilustan bahsediyorum. Pilus tutunmasını sağlıyor. Başka bakterilere tutunmasını sağlıyor. Arasında sitoplazmik köprü oluşturmasını sağlıyor. Bak köprüyü oluşturdu. Sonra şu plazmit kendisini iki katına çıkarır. Eşler. Sonra eşledikten sonra bu plazmit tıpış tıpış şuradan gelir. Diğer bakterinin içerisine geçer. Ve böylece artık bu bakteride antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş bir bakteri oluyor. Arkadaşlar bakın, buna bakterilerin eşeyli üremesi denir. Konjugasyon denir. Konjugasyon. Fakat bakteri konjugasyonu, bak gördüğünüz gibi, bir canlı sayısında artma yok. Eşeyli üremeye giriyor ama gördüğünüz gibi yani üreme söz konusu değil. Sadece çeşitlilik var abicim. Bak bir canlı sayısında artma yok. Bak mayoz bölünme yok, döllenme yok, hiçbir şey yok. Gördünüz mü? Sadece kendi DNA'sını şuradaki plazmitini iki katına çıkarıp eşleniğini alıp bunu karşı tarafa taşımak var. Yani sonuçta bu artık farklı bir bakteri oldu. Çünkü DNA'sına yeni bir gen parçası katıldı. Çeşitlilik söz konusudur. İşte buna da konjugasyon denir. Ve pilus ile birbirlerine bağlantı sağlıyor. Eyvallah. Kromozom dışındaki halkasal DNA moleküllerine plazmit denir. Eyvallah. Aktif veya pasif hareket edebilir. Eyvallah. Yüksek sıcaklık ve antibiyotiklerden etkilenmez. Lan bakteri enfeksiyonlarında kullanılan şey, yapı nedir abicim? Antibiyotiklerdir. Antibiyotiklerden etkilenecek. Yapılarında enzim varsa yüksek sıcaklıklardan da etkilenecek. Doğru cevabımız 1, 2, 3, 4 yani Denizli olarak karşımıza çıktı abicim.
DNA'sı sitoplazmada serbest olarak bulunan bir hücre ile ilgili. DNA'sı sitoplazmada serbest. Ha, o zaman ne diyeceğim abicim? Ben buna bakteri diyeceğim, değil mi? DNA'sı sitoplazmada serbest olarak, yani çekirdeğin içerisinde yer almıyorsa, ben buna bakteri diyeceğim. Bitti. Bakteri ile alakalı yapılara bakacağız. Bakteri ile alakalı yapılara bakacağız. 1. Dış salgı proteinlerini endoplazmik retikulum üzerinde ribozomlarda üretir demiş. Abicim bir kere bu bir bakteri ise bakterilerde bulunacak tek organel ribozomdur. Endoplazmik retikulum falan yoktur. Tek organeli var, o da ribozom. Birli olanı attık. Kamçılarıyla aktif hareket edebilen türleri vardır. Eyvallah. Havanın serbest azotunu kullanabilen türleri vardır. Azot fikse eden bakteriler vardır. Rizobium bakterileri veya siyanobakteriler. Bunlar serbest azotu fikse edebilen bakterilerdir. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır gördüğünüz üzere. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalımıza halen abone değilsen abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Bize sorular gönderebilirsiniz veya istediğiniz bir konu varsa buradan bize iletebilirsiniz. Hem YouTube'dan yorum kısmından yazarsanız biz hemen dikkate alarak sıralamada başları almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu da bilin. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden sınıflandırma sorularını çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.